Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber maddeyi tanıyalımla alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Aşağıda verilen maddeleri uygun özelliklerine göre işaretleyiniz. Şimdi sırayla hepsine bakalım. Silgi. Silgi esnek bir madde. Silgi yumuşak bir madde. Cam, kırılgan, pürüzsüz ve sert bir madde. Oyun hamuru ise esnek ve yumuşak bir madde. Halı gene esnek, pürüzlü ve yumuşak bir madde. Elmas ise kırılgan ve sert bir madde. Lastik esnek ve yumuşak bir madde. Özelliklerine göre de işaretledik. Maddelerimiz kısaca bu şekilde. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına ise Y koyunuz. Maddeleri kokularına göre ve tatlarına göre ayırabiliriz. Evet, soğan ve sarımsak gibi maddeleri kokularına göre ya da farklı meyve türlerini ya da farklı lezzetleri, tuzları, şekeri bunları tatlarına göre ayırabiliriz. O yüzden bu doğrudur. Esnek olan maddeler kuvvet ortadan kalkınca eski haline geri dönemez. Hayır, tam tersi. Esnek olan maddeler kuvvet ortadan kalkınca geri eski haline dönebilirler. O yüzden yanlış. Her maddeyi koklamalıyız. Her maddeyi koklarsak eğer bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. O yüzden kimyasal olan maddeleri koklamayalım lütfen. Ama onun haricinde güzel olan her şeyi koklayabiliriz. Esnek olan maddeler uzar, kısalır, bükülür. Aynen öyle. Bir lastiği uzatabiliriz, kısaltabiliriz ya da bükebiliriz. Doğadaki en sert madde taştır. Hayır, doğadaki en sert madde taş değil, elmastır. O yüzden bu yanlış. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. Duyularımızla algılayabildiğimiz belli bir yer kaplayan canlı, cansız her şeye ne denir? Tabii ki de madde denir. Esnek maddeler ne yapar? Kısalır, uzar. Kısalır, uzar. Soğan, sarımsak gibi maddeleri neye göre ayırt edebiliriz? Tabii ki de kokularına göre ayırt edebiliriz. Taş, tahta gibi maddeler nasıl maddelerdir? Sert maddelerdir. Kuvvet uygulanan bir madde üzerinden kuvvete etkisi kaldırıldığında geri eski haline dönüyorsa biz bu maddeye ne deriz? Tabii ki de esnek madde deriz. Alıştırmalarımız da kısaca bu şekilde. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.